Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Elhamdülillah. Şükür Hazreti Pir'in yolu. Ne kadar açık, ne kadar net, ne kadar kulun aciz zaafına yakışır, numarası durumu uyar bir şey, ne kadar onun azametine muafık bir gerçek, bir hakikat. Allah Allah, ben bu kadar aciz, bu kadar fakir olduğum halde, böyle çağlayanlar gibi her şey, niyam-ı ilahi akıyor karşımda. Artık niye yese düşeceğim? Niye bu mevzuda bir yönüyle efendim inkisar yaşayacağım ki? Şevk içinde hep götüreceğim bunu, götürmeye çalışacağım. İşte o biraz evvel ifade edildiği gibi. Meyalan, meyalandaki tasarruf. Kader denk deyip yürüyeceğim Allah'ın izni inayetiyle. Madem damlayı derya yapıyor, zerreyi güneş yapıyor o. O zaman bende şevksizlik bence Allah'a karşı saygısızlık olur. Hep şevk içinde. Şu anda bile balyozlar başımıza inip kalksa, zindan kapıları ardına kadar kale kapıları gibi açılsa, insanın en önemli şeyi, hani usulü hamse bahsediyorlar, bazı usulü din üleması, usulü fıkıh üleması, ona bir de hürriyeti ilave ediyorlar. Hazreti Pir de hürriyet üzerinde ısrarla duruyor. Ben ekmeksiz, susuz yaşayabilirim, hürriyetsiz yaşayamam. Öyleyse usulü hamse değil, usulü sitte. Bir de hürriyet. Evet, haklar elinizden alınacak burada. İnsanı haklardan mahrum edileceksiniz. Hatta çok yerde Allah'a karşı yapmanız gerekli olan vazife-i ubudiyeti yapmayı zor yapacaksınız. Abdest alma imkanı belki bulamayacaksınız. Zikr-ü fikirde bulunduğunuz zaman rahatsızlıklarını ishar edecek, engellemeye çalışacaklar. 12 Mart'ta biz hapishanedeyken arka koğuşta bizim böyle bu kadarcık bir yer namaz kılmak için ayırmıştık. Onların bir kısmı da bizden ayırmış, o koğuşa koymuşlardı. Dizlerimizi orada ahşap yere vurunca şikayet ettiler hemen orada. Hapishanenin tutuk evi diyorlar, tutuk evi. Albaya şikayet ettiler, subaylara şikayet ettiler. Dizlerini hızlı yere vuruyorlar. Bir de cehri namazlarda aşşarı okuyorlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman Rahim. Biz diğer koğuşta rahatsız oluyoruz. Böyle bir şey. Bu türlü şeylere maruz kalma. Her şeyiniz elinizden alınması. Yine de mutlak bir şevk içinde, madem aczi mutlaka, fakri mutlaka öyle bir teveccüh var, bence bize düşen şey de şevki mutlak içinde. O güzergâhta, ona doğru gitmekte, katiyen yeese düşmeden, yeis mani her kemaldir. Yeis öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit sizin için olmasın. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. El de senin, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Ruhun şad olsun Akif. Kat'iyen yese düşmeme, inkisar yaşamama, acza, fakra, o kadar eltaf-ı subhaniyede bulunan Allah'ın eltaf-ı subhaniyesi karşısında hiçbir şey yokmuş gibi. Oraya girenlerin o etrafa tebessüm yağdırmalarına benzer şekilde tebessüm yağdırarak. Arkadan ellerine kelepçe vurmuşlar sanki kaçacak gibi. Sırf hakaret olsun diye bir yönüyle onu aşağılamak için esas. Bir yönüyle onu tahrik etmeye matuf, bir şey yapsın diye. Fakat çok şükür melek ruhu taşıyan o insanlar, mülkten, milkten daha ziyade meleküte müteveccüh olan o insanlar, gülerek mukabelede bulunuyorlar.
Çok iyi tanıdığım bir yaşlıyı Antalya'da, belki benden de bir iki yaş daha büyük, düşünün yani 80 yaşına ayak basmış birisi, ellerine kelepçe vurmuşlar. Bir de böyle fotoğrafını çekiyorlar, çek çek diyor bunlara ve sonra bir şeyler ilave ediyor. Adeta gittiği yere çok ciddi bir memnuniyet hissiyle gidiyor gibi. Allah sizi ebediyen payidar eylesin. İhtimal ki sizler Amnufis döneminde olsaydınız, aynı şeyleri yapacaktınız. Seyyidina Hazreti Musa'ya, sen gelmeden evvel, geldikten sonra da hep biz eza çekiyoruz demeyecektiniz. Onların dediği gibi demeyecektiniz. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki, peygamberlerin yolunda, peygamberlerin başına gelenler başımıza geliyor. Evet, antiparantez bir şey arz edeyim. Aklı başında, ülemayı benamdan dünyada büyük bazı kimseler, isim vermeyeceğim, Ezher'deki büyüklerden, Fas'taki büyüklerden, Afrika'daki başka büyüklerden, hizmet böyle devasa adımlarla inkişaf ederken, yahu bir istidrac olmasın bu mesele. Çünkü bunun onda biri kadar bir hizmet yapanlar, 10 katı cezaya maruz kaldılar. 10 katı balyozlandılar. 10 katı insanca yaşama hak ve hürriyetinden mahrum edildiler. Bunlara bir şey olmadığına göre, bir şey gelmediğine göre, acaba işin içinde bir bit yeniği mi var? Özür dilerim. Vaktaki başınıza zalimlerin eliyle bu türlü mesaip gelmeye başladı, o zaman doğru yolda yürüdüğünüzü anladık. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Başına hiçbir şey gelmeden zirveyi tutan esasen haksızlar, nadanlar, onlar hallerinden utansınlar. Siz bu türlü şeylere maruz kaldığınızdan dolayı elhamdülillahi ala kulli hal siva ahvali ehlil küfrü ve dalali. Hamdolsun Allah'a, ehli talalet, ehli küfrün ahvali dışı, onun verdiği her şeye hamdolsun. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfu da hoş, kahrı da hoş, de yürü yolunda. Şevkinde bir inkisar yaşama, şevk kırılmasına maruz kalma. Aczi mutlaka, fakri mutlaka tereddüt eden şeyler karşısında. Ha bir de Cenab-ı Hak böyle bir şevk vermişse, şahlanmış bir köylan gibi, mahmuzlamadan bile sen son sürat, kalbi durasıya koşuyorsan şayet, onu veren de o. O zaman da sen hep şükredip duracaksın. Eşşükrülillah, eşşükrülillah, eşşükrülillah. Sana gelip ulaşan nimetlerden dolayı mukabelede bulunmanın adı eşşükrülillah. Nimet sana gelsin, ulaşsın, ulaşmasın. Fakat sana o nimetlerin gelebileceği bir makamdan gelen şeyler karşısında elhamdülillah, el minnetülillah diyorsun. O iki şeyi birbirine tefrik etmek lazım. Fedail, fevadil deniyor. Evet, bu da şükrü mutlak. Cenab-ı Hak şükrü mutlakta bizi sabit kadem eylesin.